Acil çağrıların, özellikle bu çocuklar için yapılan acil çağrıların %79'unun ev kazaları ve boğulmalar sebebiyle olduğunu görüyoruz. Yani bu şu demektir, ciddi bir rakam. Ve son 5 yılda 120 bin bu şekilde çocuk hastaneye başvurmuş. 5 yılda Türkiye'de 120 bin çocuk hastaneye başvurmuş ve bunların 2 bini hayatını kaybetmiş. Demin biz bunun 10 tanesini saydık belki de ev Evet. kazaları sebebiyle. Dolayısıyla bizim en güvendiğimiz mekanların başında gelen evlerimiz aslında bazı tehlikeler barındırıyor. Ciddi tehlikeler barındırıyor ve içinde yaşayan insanlar genelde bundan habersiz yaşıyorlar. Veya görüyorlar fakat farkında değiller. Yani aslında evlerimizde belki trafik kazalarının kadar ev kazalarının olması da bunu gösteriyor. Bu Belki de. programın amaçlarından bir tanesi de bu konuya Tabii dikkat bu konuya çekmek değil dikkat mi çekmek zaten? diyoruz. Yani ev kazaları deyince aklımıza neler geliyor? Şöyle bir sayarsak işte düşmeler, değil mi? Yaralanmalar, bundan Evet. dolayı yaralanmalar. Boğulmalar, Boğulmalar, yanıklar, zehirlenmeler, kesici alet tarafından yaralanmalar veya evdeki kaymalar sonucu düşmeler gibi farklı farklı şeyler aklımıza geliyor. Bunları şöyle biraz düşündüğümüzde yani her mekan için mekan mekan gidersek mesela başta mutfaklar belki de bizim tehlike evet. noktasında en çok En dikkat çok etmemiz tehlikeyi gereken. barındıran yer, bizi de Evet. besleyen mutfaklarımız. Evet, bizi iki noktadan hem besleyen aynı zamanda tehlike barındıran yerler. Tehlike barındıran. Peki o tehlikelerin farkında olmak için neler yapılması lazım? Mesela bunlardan birkaç tanesini dikkat çekersek ilk aklımıza gelen aslında belki de mesela kızgın yağ tavaları. Kesinlikle. Kızgın yağ tavaları, Kaynayan çay, kaynayan yemek. çaydanlık veya işte tencereler, değil mi? Bunlar bizim için bazı riskler, bazı tehlikeler barındırıyor. Burada yapacağımız küçük önlemlerle aslında hem çocuklarımızı hem kendimizi koruyabiliriz. Nasıl? Mesela işte tavanın sapı, uzun sapı çıkıntı yapmayacak şekilde konması bir çocuğun gelip o tavayı düşürmesine sebep olmayacak veya biz fark etmeden kendimiz de mesela bunu yapan kişi olarak o tavaya çarpıp birilerine zarar verme kendimize veya birilerine Evet. zarar verme şeklinde bir şeyleri engelleyebiliriz. Yani benim küçük yeğenim vardı bu benzer şekilde sonra da çocuğu oradan kaldırmışlar öyle çocuğun üzerine şey gelmemiş. Yani yaşanmış böyle bir olay da var bizim burada. Zaten şu anda vatandaşlarımız sizi dinlerken çoğu evet Evet, benim de başıma tabii. böyle bir şey geldi veya yeğenimin başına böyle bir şey geldi diye mutlaka şu anda aklından geçiriyordur. Tabii. Çocuklar bir de bıçak, keskin aletlerin olması belki mutfakta bir tehlike arz eden şeylerden bir tanesi. Bunların da mümkünse sivri ucunun duvara doğru gelmesi veya işte onu göz önünde bulundurarak bir yere koyması, yani çocuğun erişemeyeceği bir yerde bulundurması da yine alınacak önlemlerden birisi diyebiliriz. Evet. Ve Gene yine mutfakta. çocuklarımıza bunun kendisine zarar verebileceğini uygun dille, anlayacağı dille Tabii. anlatmak, Tabii. bilinçlendirmeye çalışmak da gerekiyor. Tabii ve mümkünse bunun kilitli bir yerde veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde. Yani Ulaşamayacağı 3-4 bir yerde. yaşlarındaki bir çocuğumuz varsa bu çocuğun açıp çünkü farkında değil. Yani küçükler Tehlikenin farkında hep değil. biliyoruz ki büyükleri taklit ederler. Yani biz ne yapıyorsak onun aynısını yapmaya çalışırlar. Yani biz yemek yaparken onlar da muhtemelen içinden geçiyordur yani böyle yemek yapmak veya işte bunlarla uğraşmak. Benzer şekilde ev aletleri belki mutfaktaki ev aletleri yine çocukların Elektrikli gelip aletler. elektrikli ev aletlerinin evet kullanılmadığı zamanlarda ortadan kaldırılması, çocukların aynı şekilde oynamasına engel olunması alabileceğimiz basit tedbirlerden diyoruz. Evet. Gene hocam siz mutfaktan bahsettiniz. Evin değişik bölümleri var. Mutfaklar en çok tehlike barındıran ve bizim için de en faydalı bölümlerden biri. Evet. Ama yine bizim için çok ihtiyaç duyduğumuz banyo ve tuvaletlerimiz de aynı zamanda tehlike de barındırmaktadır. Bir takım tehlikeler. Orada bu tehlikelerin çoğu çocuklar için maalesef. O nedenle çocuklarımızı banyoda, tuvalette mümkün mertebe yalnız bırakmayacağız. Küvetimizde sulu şekilde, dolu şekilde bırakmayacağız. Çünkü sular çocuklar için büyük tehlike. Küçük çocuklar özellikle suda oynamaya bayılırlar ve ortada bırakılan kova, içi su dolu kovalar çok büyük tehlike çocuklar için risk oluşturmakta. Ayrıca zemine dökülen sıvıların da bir an önce temizlenmesi lazım. Özellikle banyolarda kaymayla düşme veya unutulan Evet. bir sabun veya bir tıraş bıçağı da tehlike arz edebilmektedir. Burada biz sadece birkaç tane
argümanı dile getirerek dikkati çekmeye çalışıyoruz. Yani etrafımıza bakacağız. Bu aletin ne gibi riski olabilir? Üstüne biri basabilir mi? Oradan düşüp çocuğu yaralayabilir mi? Veya çok aceleyle geldiğimizde bize zarar verebilir mi diye bu güvenlik mantığını her zaman canlı tutmamız gerekiyor. Sürekli göz önünde bulunduracağız. Yani nerede olursak olalım. Yani evet. Asıl vermeye çalıştığımız mesaj bu diye düşünüyorum hocam. Evet. Ben bu noktada odalardan da biraz bahsedelim isterseniz. Yani çocuklar için yine tehlike arz edebilir bazı şeyler. Mesela çocukların mobilyadan düşmesi ya da üzerine bir şey düşmesi. Bu da mesela göz önünde bulundurulması gereken şeyler. Çocuğun gidip işte kitaplıktan bir kitap alırken veya oyuncağını alırken üzerine Kitapta sahibi kitaplık sabitlenmemişse çok büyük tehlike. Tabii çok tehlike. Veya bu oynuyorsa zaten kaza geliyorum demektir aslında. Evet. Değil mi? Bunlardan da göz önünde bulundurulması gerekir diyoruz. Yani Amerika'da mesela her yıl 8 bin ile 10 bin arasındaki ölüm yaşanıyor mesela bu çocuğun üzerine bir şey düşmesinden dolayı veya çocuğun yüksekten böyle mobilyanın üzerine düşmesinden dolayı. Ya bu da çok ciddi rakamlar mesela. Evet. Yani çıkıp masanın üstüne çocuk atlayabiliyor. Bilmeden bunları yapıyor belki. Oyun olsun diye yapıyor. Yine evde mesela mobilyaların sivri kenarları oluyor mesela. Evet. Bu da çok belki tehlike arz eden şeylerden bir tanesi. Bunun uygun bir şekilde o sivri kenarların keçeyle veya süngerle veya en azından bir bant bile dikkatini çekebilir. Bantla, evet. Bu şekilde kapatılması gerekir diye düşünüyoruz. Yani odalarda düşündüğümüz zaman tek başına bırakılmaması gerekiyor. Bir de çocukların belki de önemli şeylerden bir tanesi. Ve zaman zaman sadece çocuklarda değil hocam. Bizde öyle. Biz de, evet. Keskin kenarlı mobilyalara bir tarafını çarpıp yaralamayan veya acısını hissetmeyen çok az insanımız vardır. Öyle değil mi? Tabii. O nedenle şimdi dikkat ediyoruz mobilyalarda da tasarımcılar artık keskin kenarlar yerine oval, daha yuvarlatılmış kenarları kullanıyorlar. Hem estetik tasarımda olması da, evet. Hem de belki de bu güvenlik yönü düşünüyorlardır. Artık burada, güvenlik kültürü kafanın bir kenarında olması gerekiyor. Tabii. Bu tasarımcıların da. Burada tabii inşaatçı olduğumuz için biz biraz da depreme yine konuyu getirelim. Yani bu tür mobilyaların, kitaplık gibi, işte gardırop gibi yerlerin sabit olması da önemli biliyorsunuz. Deprem sırasında. Yani biz daha bunu tam oturtmadık belki ülkemizde ama hani görüyoruz işte Japonlarda. Süreç başladı hocam. Geriye dönüş yok. Tabii. Yani birçok insan belki de depremde bina yıkılmasa bile üzerine bir şey düştüğü için ölüyor. Evet. Ya yani bu çok kesinlikle mesela depremde bu acil kurtarma ekiplerinin anlattıkları veya depremdeki kurtarma ekiplerinin sonraki anlattıklarına bakılacak olursa kesinlikle sabit olmayan ve üzerine bir şey düşerek, altında ezilerek ölmeler çoğunlukta olduğu söylenmektedir. Tabii. O nedenle genelde ezilme ihtimali düşük olan kitap gibi, yatak gibi, yorgan gibi yükselti oluşturabilecek, üzerine beton düştüğünde yükselti oluşturabilecek malzemelerin yanına cenin pozisyonda yatılması istenmektedir. Tabii. Hayat üçgeni mantalitesi biraz değişti. Hayat üçgeni diye yani kolon altlarında bulunmak, kapı kenarlarında bulunmak çok büyük tehlike olduğu söylüyor uzmanlar deprem anında. Evet. Gene bir de süs eşyaları da aslında benim aklıma gelen şeylerden bir tanesi bu noktada. Yani duvara asılan, yüksekte olan süs eşyalar. Çocuklar bunu almaya eğer niyetlenirse yani görüyoruz işte sandalyeleri üst üste koyarak sandalyeyi masanın üstüne koyarak falan böyle bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. Bu da yine çocukların benzer şekilde düşmesine sebep olabiliyor. Buradan da hanımların alacağı bir mesaj yok mu hocam? Evlerimiz hakikaten çok süslü ve evin içinde süs eşyalarından yaşam mahalli daralmakta. Evet. O nedenle bunun başka bir açıdan da bakıldığında yansıması, tehlike tabii de olacağı düşünülmeli. Tabii. Ve evler biraz daha sade olsa aslında tabii o bakış açısı otursa biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii aslında hanımlar demişken bu işte perde takarken ya da cam silerken ki merdivene belki çıkıp yalnız başına evet tabii, onlar da mesela belki göz önünde bulundurulması gerekir. Yani orada da bir risk değerlendirmesi yapıp
Kesinlikle. Yani merdivene çıkarken ben ne yapıyorum? Beni tutan kimse var mı? Merdiven nereye dayalı? Altı kayabilir mi? Gibi böyle basit sorularla güvenlik mantığını kafasında çevirmesi gerekiyor insanlarımızın. Bu da çok önemli. Kazaların önüne daha başlamadan geçilmiş olur. Tabii. Bir de hocam evin içinden isterseniz biraz evin dışına doğru çıkalım. Evin çevresinde de yakın çevremizde de yani çocuklarımızın oyun oynadığı, bizim yerine göre bahçemize masa koyup piknik yaptığımız yerler de hem eğlendiğimiz, yaşadığımız alanlar aynı zamanda da tehlike kaynağı eğer dikkat etmezsek. Öyle değil mi? Tabii. Bunlara baktığımızda gene bahçede bırakılan su göletleri, orada bırakılan kovalar, ondan sonra genelde Çukurova bölgesindeyiz. Mangal yapmayı vatandaşlarımız sever. Mangalda bırakılan ateş, tabii, sonra çocukların gidip oynadığında kendisine çok büyük tehlike oluşturmaktadır. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir iş güvenlikçi mantığıyla veya bir güvenlik mantığıyla, bir tedbir mantığıyla, evimizin çevresinde şöyle bir dolaştığımızda aslında şunu buradan kaldırmamız lazım, bunu buradan çekmemiz lazım şeklinde basit önlemlerle önemli kazaları önleyebiliriz. Tabii. Mesela hırsızlığa karşı böyle önlem alıyoruz aslında, değil mi? Yani evimizin açık bir penceresi varsa, değil mi? Böyle hırsızın girebileceği bir nokta varsa bunlara karşı önlem alıyoruz. Diyoruz ki güvenlik açığı var. Evet. Bu güvenlik diğer güvenlik belki de. Biz bunun aynı zamanda iş güvenliği açısından da veya güvenlik, sağlık, kültür açısından da yansımaları için bu yöne bakan kısmıyla ne tedbirler alınabilir? Bunlardan bahsetmek gerekiyor belki veya bunları o dışarıdan gelen almak. Bir tehlike veya risk ama bizden kaynaklanan, evimizden kaynaklanan, hemen yakın çevremizden kaynaklanan ve kendimizin bertaraf edebileceği sizin dediğiniz gibi tedbirleri de aldığımızda otomatikman bu güvenlik kültürüyle hayatımız daha güvenli olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Tabii güvenlik açıkları, güvenlik kapıları falan dedik. Biraz böyle kapı pencerelerinden de bahsedelim aslında. Evet hocam. Bizim için yine veya çocuklar için özellikle risk oluşturan şeylerden bir tanesi kapılar. Kapıları açıp kapamayı da seviyor çocuklar. Yani belki değişik geliyor onlara oyun küçükken. Oluyor çocuklar tabii, için. Tabii. Oyun gibi geliyor belki de. Yani açık bırakıyor, çıkıyor, neyse giriyor. Tabii açıp kapama esnasında parmakları sıkışabiliyor, arada kalabiliyor. Bunlar da belki Kilitli kilitli kalabiliyor. Kalabiliyor. Evet, biz de yaşadık bizim çocuklarda. Ondan sonra fobi oldu aslında. Çocuklar kendi kendini kilitlemiş içeride. Ondan sonra şimdi şu anda kapı kapalı duramıyorlar mesela. Bu Evet, benzer fobiye şeyi biz dönüştü de yaşadık. diyorsunuz. Evet, Ya da büyüyünce emekleyen atlatıyor. çocukların mesela kapıyı açarken, biz büyükler kapıyı açarken emekleyen bir çocuk olabileceğini, orada evde bir çocuk varsa oraya kadar gelebileceğini göz önünde tutarak öyle açmamız gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde açıp. Sadece bu çocuklar için değil, içeride başka bir yetişkin olabilir, bir Tabii. yaşlı olabilir. Kapıyı açtığımızda kapının arkasında birinin olabileceğini düşünerek hep biraz daha böyle dikkatli Temkinli hareket etmek tabii. açmakta fayda var. Ya Tabii. bu da basit bir önlem yani. Tabii. Yine pencereler mesela bu anlamda belki bir tehlike kaynağı olabilir. Yani pencereden düşen çocukların sayısı, işte sinekliğe yaslandığı için küçük Örneğini tuzak vermiştik. verdiğimiz, evet, örnek çocuk gibi. Daha biz geçen yine birinden duyduk. İşte apartmanın resmini gösterdi. 6. kattan çocuk, 2 yaşında, 3 yaşında bir çocuk sinekliğe dayandığı için düşüp ölüyor maalesef. Bunları da belki göz önünde bulundurup, eğer böyle bir çocuklar varsa, çocuklar yapabiliyorsak bir korkuluk yaptırmak pencereye. Bunu yapamıyorsak en azından pencereye ulaşamayacak şekilde yakınında sandalye, masa, koltuk bulundurmamak veya o pencereyi açık bıraktırmamak bir önlem olabilir mesela. Yani çocukların tek başına kalmaması aynı şekilde bu anlamda belki yine bir önlem olacaktır, basit bir önlem olacaktır. Evet, kesinlikle hocam. Yine evimizin bölümlerine bakacak olursak nelerimiz kaldı geriye? Birçok bölüme el attık. Evet, bölüm bölüm. Merdivenler ve balkonlar kaldı hocam. Merdivenler Evet. ve balkonlar da Tabii onlar da ciddi tehlike. işimize çok yarıyor ama aynı zamanda bir takım tehlikeler de barındırıyor. Bir takım riskler de Tabii. içeriyor. Çocuklar merdivenlerde ve balkonlarda oynamayı da severler. Çıkarlar. Çok caziptir tabii çocuk Evet. için balkonda oynamak yani. Ve balkondan düşmelerin sayısı da azımsanılacak kadar Tabii. çok maalesef. Çocuklar emeklemeye başladığında, bir yerden bir yere gitmeye başladığında özellikle çocuklarımızı balkonda yalnız bırakmayacağız. Merdivenlerde yalnız bırakmayacağız. Sonra aşağıdan toplamak zorunda kalırız. Ben bu konuda başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum.
Kızım 3 yaşında, yıl 1994. Evimizin balkonuna çıkmış, ben evde yokum. Eşim de odaya geçmiş. Çocuk balkonda olduğu sırada aşağıdan çocukların...